Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda Honda Africa TV'ni inceleyeceğiz. Honda Africa TV'nin gördüğünüz gibi devasa bir motor. Ve önden çıkacak abimizin start hareketini bekliyoruz. Ondan sonra yola koyulacağız. Bu motor tamamıyla çöl kaplanı yani. Dakar'ın kral motoru. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Dev gibi bir motor sürmek çok farklı bir duygu. Umarım anlatabileceğim heyecanlanmadan fazla. Hazır mıyız? Tamam, çıkabiliriz emrine. Evet, şu an yola çıkıyoruz. Wow, harika. Gerçekten süper bir alet. Şu an öndeki de bir Africa TV'nin. Alet çok güçlü ve torklu bir alet. Gerçekten böyle bir alet daha önce sürmemiştim. Onun dışında birçok sürüş modu olduğunu okudum internette. Sürüş modları neye yarıyor? Örnek veriyorum, yol çok kaygan ve bu kaygan zeminde sizin kaymanızı engelliyor. Çekiş kontrol sistemi. Yokuştan çıkarken ve inerken size yardımcı oluyor. Mesela çıkış konusunda işte daha yüksek bir viteste rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Daha düşük bir viteste pardon. İnerken de yine aynı şekilde kontrol sağlıyor. ABS özelliği var. Onu iptal edebiliyorsunuz. Arka lastiğin ABS'sini iptal edebiliyorsunuz. Çünkü topraklı bir yolda ABS size pek yaramayacaktır. Çünkü lastik hep kayacaktır ve sizi zıplatacaktır. O yüzden böyle bir durum var. Başka ne var? Debriyaj var. Otomatik olanlarında şey olayı var. Çift kavrama sistemi var. Bu da ne işe yarıyor? Kavramalar mesela birinci vitesten ikinci vitesi geçerken farklı bir debriyaj kutusu işlem yapıyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Sarsılmadan vites geçmiş oluyor. Rahatlıkla konforlu sürüyorsunuz. Şu ana kadar harika bir konfor var. Yani amortisörler falan süper çalışıyor. Gönül isterdik şöyle topraklara, ormanlara girelim bununla atlayıp zıplayalım. Ama şu an öndeki arkadaşı bile geçmemiz yasakmış. Öyle dediler. Şu an takip ediyorum. Bayağı gürültülü ve torklu motor. Şu an bayağı mutluyum yani. Bu aleti alıp keşke eve götürebilsem yani. Ay çok mutluyum. Canım geç. Siz niye dörtlülerinizi yapıyorsunuz? Ben yakmadım ya. Çok... Alet saniyesinde hızlanıyor. Yani 1000cc'nin bütün nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Ve o yerden çok yükseksiniz yani. Belki şehir içi biraz aralardan geçmek sorun olabilir ama gidon açısı geniş olması falan şu an buradan bakınca harika görünüyor. Kesinlikle test sürüşüne katılmanızı öneririm. Şu an çok mutluyum ya. Tam bir çocuk gibiyim. Umarım faydalı bir video olacaktır. Hala sürüyoruz. Başka ne anlatabilirim? Sürüş esnasında zaten göründüğü gibi önümde iki tane üst alt dört tane ekran var. Sağdakiler sadece sinyal vesaireyi göstermek için, ortadaki iki tane sürekli aktif bir vitesinizi gösteriyor. Hızınızı gösteriyor. Devirinizi gösteriyor. 5400 km'deymiş motor. Bu yollarda pek hızlı gitmemizi önermediler. Çünkü köpekler çıkabiliyor ve aksilik olabilir. O yüzden yavaş yavaş gidin dediler. Başka nelerimiz var? Sinyalleri çok güzel. LED sanırım. LED olduğu için bayağı parıl parıl parlıyor. Eski Honda'larda biraz daha büyük sinyaller kullanıyordu. Bunlarda böyle küçük ince sinyaller kullanılmış. Bunda genelde motosikletlerde olmayan bir özellik var. Dörtlü var. Dörtlü yakabiliyorsunuz. Benim CBR250'mde dörtlü yoktu. Burada biraz gazı açabiliriz demeye çalışıyor anladığım kadarıyla önden giden arkadaş.
ağzını açtım. Yani yollar da harika görünüyor da yine riske girmek istemiyorum. Geçen gün bir low side yemiştim. Ondan sonra bütün asfalt olan güvenim kaçtı. Şu an gayet güzel yani. Tork olarak, rahatlık olarak titreşim çok az yani. Çift silindir bir motor olduğu için titreşim konusunu soranlar oluyordu internette araştırdığım kadarıyla. Çok az bir titreşim var. Çok fazla yoğun bir mutluluk var şu an. Yani Afrika TV'nin o efsane motoru inceleme şansını yakalamak bile benim için bir şey. Bu vitesli versiyonu, vites atıyorum yani otomatik değil. Başka ne diyebilirim? Yani o alet bu alet. Afrika TV'nin efsane kum tepelerinin Fatih'i. Yani videolarda izliyordum ben çünkü. Kum tepelerinden atlıyor, zıplaya zıplaya gidiyor falan. Bayağı efsane bir alet. Başka ne diyebilirim? Dışarıdan görünüşünü çok inceledim. Dış görünüşünde tam dik açıdan bakarsanız motoru çok kızgın bir bakışı var. Yani dik dik bakma diyor kısaca. Çaprazdan yandan bakarsanız daha sevimli, dostane bir bakışı var. Far çizimi, farlarının yapılışı o şekilde. Başka ne diyebilirim? Farları tasarımı zaten tasarıma baktığınızda keskin hatlar var. Böyle çok mıymıntı bir motor gibi durmuyor. Gayet böyle asil ve İstediğinde hızlı giderim, istediğinde ormana girerim, ormanda atlarım, zıplarım, dağlara inerim, çıkarım diyor. Yani her yerde sürebileceğiniz bir motor dedikleri tam olarak bu. Önümde gördüğünüz camın bir yüksek versiyonu da var. Yani Honda bunun aksesuarlarını da Türkiye'ye getiriyor birçoğunu. Yani birçok çantası, direkt Honda marka çanta alabiliyorsunuz, cam alabiliyorsunuz. Diğer X markalarına kalmıyorsunuz. Bu da güzel bir olay. Az önce bir kocaman bir sinek çarptı mesela camı. Ondan dolayı bu konu aklıma geldi. Gerçekten camın çok etkisi var. Bu arada bu test yürüyüşünü Honda Konşuk Motor sayesinde yapıyorum. Teşekkür ederim onlara da. Çünkü ben uzun süredir inceleme yapamıyordum, motosiklet incelemesi. Onlar da bu konuda sana yardımcı oluruz. İşte seni test sürüşlerine gönderebiliriz dediler. Tekrar teşekkür ederim. Şu an bayağı yüksek bir gürültü var. Yani motorun sesi bayağı gür. Yani 1000cc'nin üzerinde oturuyorum şu anda. Çok eğlenceli. Elcikler bunlar çok iş yapıyor gerçekten. Elcik korumalar. Şu an elime hiç rüzgar gelmiyor. Biraz burası orman iklimi olduğu için rüzgar geldikçe insan üşüyebiliyor. Yani şu güneşli havada bile rüzgar üşütebiliyor. Ellerim şu an hiç üşümüyor. Onu fark ettim. Çünkü buraya CBR 250 ile geldim. Şu an keyifler yerinde. Afrika TV'nin. Gönül isterdi ki bu motoru alıp eve götüreyim ama olmuyor işte. Yani öyle vermiyorlar. İleride eğer bir tanıdığımdan alabilirsem motoru böyle ödünç, pist gününe falan gidip orada bütün özelliklerini denemek isterim tabii ki. Umarım o günlerde gelir. Siyah rengini verdiler bana. Bir tek bu vardı zaten orada. Yani diğerlerini başkaları kullanıyordu. Ses etkileyici. Gerçekten etkileyici bir sesi var ve size gücü hissettiriyor. Yani şu konsola baktığınızda bu motor gerçekten güçlü ve seni her yerde, dünyayı gezersin diyor yani bu konsol. Motora bindiğim andan itibaren böyle bir efsane ile beraber olduğumun farkındayım. Çünkü o lafı söyleyeceğim şimdi. Efsaneler ölmez, şekil değiştirir lafı. O lafı söyledim, söylemiş olayım. Güzel bir laf. Gerçekten efsane şekil değiştirmiş ve 2016 yılında şu an ben bu aleti sürebiliyorum. Eski modellerini de çok beğeniyordum. Özellikle farklı renkleri vardı. Mor rengi vardı böyle. Leopard desenli yeşil rengi vardı mesela. Onlar vardı. Onları çok beğenirdim. Bunun da tasarımları çok güzel. Renkleri çok güzel. O Honda'nın orijinal asil renkleri. Kırmızı, beyaz ve mavi renk. Şeritleri çok güzel görünüyor. Tabi siyah ve beyaza bir şey diyemem. Siyah beyaz renkler düz renkler. Ama Honda'nın o renkleri çok güzel. Şu an arkamızda da NC750 var. NC750 de güzel ama Afrika TV'nin hepsinden güzel bence. Başka söyleyebileceğim düşünüyorum. Şu an çok mutluyum. Sele yüksekliği ayarlanabiliyormuş. Benim boyum 1.80, çok rahat bir şekilde sanki bana özel üretilmiş gibi binebiliyorum. O yüzden sele yüksekliği konusunda bir problem yaşamadım.
Ama eğer boyunuz biraz kısaysa kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz sele yüksekliğini. Evet, şimdi dönüyoruz anladığım kadarıyla. Oy. Hayır, devirmeyeceğim seni. Çok yüksek olunca insan alışkın olmayınca devriliyor gibi oluyor. Birazcık kollarımız güçlü, yok, yakaladık aleti. Dijital göstergeler konuşuyor. Evet, amortisörlerin konforundan bahsetmiştik. Sinyali kapatalım. Sinyal altta, korna üstte, uzunlar kısalar burada tam olarak. Set dediği sanırım sürüş modları. Bu öndeki düğme sürüş çekiş kontrolü iptal ediyordu. Öyle bir şey okumuştum internette. Yani konfor ötesi bir motor. Bir de böyle orman yollarında sürmek apayrı bir eğlence. Vay be. Şuraya bakar mısın ya? Yani bu motorla gerçekten uzun yol yapmak tam bir keyiftir yani. Bundan eminim. Bu motor sesini böyle dinlerim saatlerce. Gerçekten müzik gibi. Tın 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 gideceksin. Vay vay vay. Şu an üzerindeki lastikler asfalt lastiği, düz lastik olduğu için çok konforlu. Eğer dişli bir lastik olsa biraz titreşim hissederdik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şu yolda gazlamak çılgın olurdu ama bakın burada tam köpek var. Tam giderken köpeğe çarpıp yolun dışına koca bir Afrika tipine fırlayabilirdiniz. O yüzden hız yapmayı önermiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar başka ne diyeceğim bilmiyorum. Biraz kendi kendime konuşacağım herhalde. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Afrika TV'nin test videosu çekmiş oldum. Çok mutluyum bunu çektiğim için. Konuşuk Motor'a tekrar teşekkür ederim. İleride farklı test sürüşlerine katılıp farklı motorları da incelemeye çalışacağım uzun uzun. Şu an yani çok geniş bir vaktimiz yok ilk olarak. Çünkü test sürüşü. Köpeği korkuttu adam gaz vererek. Öyle başka söyleyebileceğim bir şey yok. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer videoları faydalı bulduysanız paylaşın lütfen. Hoşça kalın.